Seher Hanım yeni gelin olduğu için tatması adına tüyo verdim ama bakmadı. Bak yardımcı da niye tatmadın? Tat diye sana tüyo da vermişler. Onu niye yapmadın? Yok gayet bence iyi yani. Yok gayet da... güzel sence. Evet güzel bence. Ben çok beğendim, ellerine sağlık. Ne acısı sağlıktı? Da o kadar fazla değil yani. Emek canım benim bu acını yaptı. Midemi yaptı. Var var biraz fazla. Acısı var. Bu sos çok maalesef fazla bu yemeğim. Galiba acıdan hoşlanmıyorsunuz hiçbiriniz. Sosun acıyı acı seviyorum. Çok yok sos acıyı seviyoruz ama bu fazla bastırmış, tadını değiştirmiş sanki yani sotenin tadı değişik olmuş. Peki niye biberi bak tat demişler, niye tatmadın? Temiz değildi, yıkanmamıştı. Ben evde yıkayıp böyle tadarım. Aşk olsun tapşıracaktım az kalsın. Ama onlara ilaçlar sıkılıyor, yıkamadan yemem ben. Tamam annem gel evde yok. Bak bundan sonra doğru. Ama artık almışım hani acı çıksa. Şimdi doğrarken bakacaksın tadına. Evet doğru söylüyorsun. O da baksan bile hani sonuçta içine katmam gerekiyor. Sotede eti de biraz sade daha yapamaz. Küçük olması gerekiyor. Sade yapamazsın. Acı olmayabilir. Acı olmayanlar da var. Tavuk etini aslında biraz daha küçük doğratman gerekiyordu. Tabii. Ya da evde doğrayacaktı. Sotede kendisi. Et biraz daha küçük doğranır. Seher Hanım yemeğinin acı olduğunu da kabul etmiyor ki. Kayınvalideler acı yemiyor diyor. Yok. Sorun sizde diyor. Evet evet. Bayanlar bence acı sevmiyorlar. O yüzden ya seviyoruz ama bu kadar fazlasını değil yani. Normal yiyoruz. Ne yemediğimiz bir şey değil yani. Canım benim acıyı seviyoruz ama midemiz sevmiyor. Sen değil de aldığın zaman kasaba küçük küçük doğrattın acıdan. Kıydır acıdan. Bir dahakine öyle yapayım. İnşallah. De. Büyük büyük kocaman kocaman etler. Ah, işte tavuk konusunda da uyardım. Ama attım artık alamam dedi. Alsaydın geri çıkarsaydın. Öyle nasıl çıkartayım yani çok yağlı? Bir, çok zor bir şey değil. Hemen kaşıkla alacaktın. Kaşıkla hemen pıt pıt pıt. Çünkü gülüm benim ya bu masaya gelecek. Bu bir yarışma. Evet. Yani bunu özenle yapacaktım. Yani acemiyim. Ben böyleyim denmez. Bunu kabul ama edemeyim. Ama katıldım bunları yaptım. Da... Acemi olmama rağmen bu kadar çıkarttım. Bence diğer gelinler bu kadar kısa sürede çıkartamaz diye düşünüyorum. Daha 3 aylık evliyim ve 1 aydır evdeyim. Bakacağız, göreceğiz. Öyle düşünüyorum. Ama onlar tecrübelidir belki. Ben daha parantez içinde söylüyorum. Yani şimdi 3 aylık evliyim. Ama şimdi sen bir yarışmaya katılıyorsun. Bunların... Ya bunlar bahane değil. Bahane edemez. Ama yemeklerim güzel. Siz acı sevmiyorsunuz. Yok, tatlarında da mutlaka. Bak bir çorbayı... Eski. Bence hani görünüşü yok bile yeterli. Salata istediğiniz canım şekilde. Canım benim bak görünüşünü bir seçlemiyoruz. Buna bu kadar salça konmaz. Salça koymuşsun, domates koymuşsun, yani bu, biber koymuşsun. Bu şekilde böyle kuru bir şey olması lazım. Biraz ama daha benim kuru. Tavuk en çok beğenilen tavuk soteden başka olacak. Her şeye tavuk benziyor. Tavuk soteden yaptın mı herkes bana gelir. Aa yaptın mı hadi gidelim. Yani böyle yaptıysan onun ağız tadı başka. Gerçekten bak. İçinde herhalde kekik mi var? Var. Kekik koymaman gerekir. Kekik, işte, kekik koyduğun için kekik ama tadını, onun için tadını değiştirmiş tabii, biraz da farkı. Ben diyeyim ya bir kekik farklılık var yani. Kekik lezzet verir diye yok, düşünüyorum. Yok maydanoz koyacaksın. Ha ete verir. Hı. Ete koyacaksın. Ete olur. Ete, evet. Ama sotede olmuyor. Maydanoz. Yani şey maydanoz olmaz gerekiyordu buna. Biz normalde koyuyoruz. Ben koymuyorum. Gayet güzel sence. Evet, evet bence gayet güzel, çok güzel olmuş. Ben koymuyorum.